Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte son halk arzının derinlik kademe aracı kum dağılım bilgileri üzerine konuşacağız, analizini yapacağız, bilgilendirmesini yapacağız. Öncelikle bilgilendirme analize geçmeden önce dostlar, katıl butonu üstünden halk arz üyeliğine gelen talep güzel. Tam istediğimiz rakam, böyle bir 1000 kişilik rakama ulaşamadık. İyi noktalardayız. Bu içerik türü yakın zamanda sadece katıl üyelerine özel çekeceğiz arkadaşlar. Şuradaki halk arz 5 liralık üyeliği katıl yoluyla normal kredi kartı veya telefon hattı üstünden ödeme yaparak alabilirsiniz. Almayan arkadaşlar alsın. Sonra ya nerede bu içerik gibi vesaire gibi aranışınız olmasın. Haydi gelin başlayalım. HKTM'ye baktığımız vakit arkadaşlar, HKTM şaşırtmadan devam ediyor. Güzel. 14 milyonluk tavanda toplam 5588 kişi tarafından gelen bir emir bu. 14 milyonluk da tavanda devam ediyor. Bugün 198 bin not satılmış. Çok bir lot mu? Değil. Bugün Piramit, Gedik, Info, Marbaş almış. Ziraat, Vakıf, Garanti, Halk, Oyak satmış. Peki bu kimde? Şu ana kadar en fazla alan kim? Piramit almış en fazla. Ardından Gedik almış. Piramite de çok güvenmiyorum yani. Satış verir ama verdiği satış çok umurumuzda olmaz. Çünkü bireyselin eline geçer o kağıt bir anda. Evet, Aztek'le devam edelim dostlar. Aztek yapalım. Aztek bugün bir tepkilenme aldı. %4.3 yukarı hareketini yaptı sonunda. Bir haber vardı, bu teknoloji ürünleri iadesi artık iade olmayacak, yok karşılanacak gibi gibi ince bir haber vardı. Onun etkisi olabilir bugün. Ama Aztek iyi, güzel. %5 yukarı hareket yaptı. Tahta canlanmış birazcık. Yukarılara doğru çıktıkça alıcılar biraz iştahlanmış. Güzel. Ziraat, Halk, Vakıf bugün alıcılı. Yapı Kredi, QNB ve Trive satıcılı. Yapı Kredi de vardı bu. Yapı Kredi demek ki geldikçe malı boşaltmak istemiş. İyi. Aste'yi takip edeceğiz. Barem'le devam edelim. Barem ne yapmış? 40'ı aşmış mı? Güzel. Barem de güzel. Barem'e de bir alım gelmiş. Diyorduk ya 38.5, 42.5. Buralar akümüle yerleri. 40'ı bir türlü geçemiyordu. 40'ın üstünde olması güzel. 42.5'ların üstüne atarsa tekrardan o tavan bozduğu yerlere gelip daha da üstünü gösterebilir. Bareme baktığımız vakit tahta çok dolu değil arkadaşlar. Orta dolulukta. Özellikle bakın tam 40'ı geçiyor. Bak tam 40'ta burada aldırmışlar. Yahu bu kadar olmaz. Bizi mi dinliyor bunlar? Ne yapıyor? Neyse, katıla çektiğimizde dinleyemeyeceksiniz. Tabii üye olanlar dinler. O da ayrı bir konu da. 40'ın üstüne bak nasıl almışlar da 146 bin top 40'ın üstüne tutmuşlar. Güzel, aferin. Gedik gelmiş almış 40'ın üstüne. Gedik, Ak Ziraat Yatırım Finansmanı almış. Osmanlı Garanti, Info, ICBC satmış. İzlemeye devam edeceğiz tıpkı Aztek gibi. OBS ile yolumuza devam edelim. OBS ne yapmış? OBS bilgisayar. Güzel. Bugün de tavan geldi OBS'de. 20'lerden bozduğu şeyi bugün de tavana getirmiş. Çok güzel. Helal, yakışır. 225 kişi tarafından yaklaşık 1.8 milyon lotla tavanda kapatmış. Bugün direkt tavan açmamış. Bir hareket yapmış ama iyi yapmış. Yani bugün tavan kapatabilmiş. Bir de tavanda 2 milyon lota yakın da mal satılmış. 2.2 milyon civarlarında mal satılmasına rağmen tavan kapatmış. Bugün bunu şeker yatırım ciddi manada tavana sürmüş. Bu götürmüş muhtemelen. Tilki yatırım buna destek atmış. İş yatırım da almış. Zaten OBS bilgisayar en fazla iş yatırım da var. Kim satmış? Filip, Ziraat, Vakıf, Osmanlı'da satmış arkadaşlar. İzlemeye devam. Dün tavan, bugün tavan. Bakalım 20'leri geçerse eğer 26-27'lerin önünü açar. İzleyeceğiz, göreceğiz. Kroplas'la yolumuza devam ediyoruz. Kroplas bugün ne yapmış? Bugün eksi 1'lerde kapatmış. Eksi 1.77 hatta kapanış yerleri. Kroplas altılı seviyeler akümüle oluyor dedik. 5.85-5.90 görürsek daha biraz daha alınabilir gibi konuşmuştuk. Tabii ki YT'de. Tahta doluluğu güzel. Düşeni alırız demişler. 6.07-6.08 buraları bir geliyor atıyor. Buralarda bir şey var. Alım iştahı var o taraflarda. Info, Meksa, Osmanlı alıyorken Vakıf, Yapı Kredi, iş satmış arkadaşlar. Kroplaştı. 5.80-5.90'lar gelebilir mi? Gelebilir. Fırsat olur. Rubenis ile devam ediyoruz. Rubenis günü artı 3. Bugün halka, son halka arzlarda güzel hareketler gelmiş ya. Tebrikler. Baktığımız vakit Rubenis güzel artı 3 yapmış ama tahta boş kapatmış. Yani 2 emir 1 emir yani boş bir tahtada kapatmış. Yukarı yönlü kapattırabilmişler. Ahlatçı mı almış? Evet, ahlatçı şirketten birileri. Artık belli oldu, tamam bunu çözdük. Şirket bunu destekliyor herhalde. Ahlatçı, Oyak, Yapı Kredi almış. Info, QNB, TEP satmış. Rubenis elinde olanlar şirket aldığı sürece sıkıntı yok. Takip ediliyoruz.
üyelerimizi bekleriz. Killer Holding, taciller yatırımda dilimde tüy bitti. 20 milyon notu kilitlediler. Bomboş bir tahtada rahat hareket ettiriyorlar. Bomboş bir tahta. Şuraya bak. 7 lot, 2 lot. Neyse şurada bak gelmiş bak 2500'den 98 bin not almış. Ey maşallah. Saldı. Hep bak 20 500 21 20 10 bak hep böyle klasik bu ya. Neyse. Ziraat Ak garanti almış. Vakıf iş yatırım finansman satmış. Taciller yatırımda herhangi bir hareket burada yok. Kilerden sonra Segio ile yolumuza devam edelim. Segio 1.20'lerin üstüne tutunuyor mu? Tutunuyor. Sıkıntı yok. Tabii ki negatif bir gündü. Negatif hareket getirmiş olabilir ki getirmiş. Ama düşeni alırız demişler. Bir sıkıntı görmüyorum. 1.25'te de 13 milyon lot ne satmış ya? Kim bu? 13 milyonu 1.25 şu. Oyak Yapı Kredi Anadolu satmış. A1 Kapital almış. Tilki yatırım almış. İş yatırım almış. Tilki aldıysa izleyeceğiz, göreceğiz. Segio dediğim gibi 1.20'lerin üstünde olduğu sürece hedefler yukarıda olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yayla Gıdayı zaten listeden çıkardık. Ama pozitifiz o hissede. Orta uzun vadi. Kimpur. İkinci pozitif orta uzun vadi. Bak gel. Kimpur. %4'lük yukarı yönlü bir hareket yapmış. 38.80'de. Tahta doluluğu çok dolu değil. Lotlar biraz fazla ama emir bazında, hesap bazında, ilgi bazında çok dolu değil. Yani buralarda ciddi alıcılar gelmiş ve almışlar. Kim almış? Ah, Tilki yatırım almış. Ata yatırım almış. Taciller yatırım almış. QNB Max'e garanti satmış. Orta uzun vadede güzel hisse. 27-28'lerden beri bağırıyorduk bu hisseyi alın topluyorlar diye falan. Durum bu dostlar. Sonuç HKTM güzel. Devam eder yoluna. Önümüzdeki hafta belki önümüzdeki hafta Cuma'ya kadar bile devam edebilir yani. Bakalım o talep güçlü geldiği sürece onu da bir devam bekliyorum HKTM'de. Aztek, Barem, Obese güzel tepkilenmeler var yukarı yönlü. Devamının birkaç gün daha süreceğini düşünüyorum. Croplast 5.80-5.90'lar sanki ufak ufak belirdi gibi duruyor. Kimpur orta uzun vade güzel dedik. Killer Holding 20 milyon lotu taciller bağladı. Artık birileri aldı yani bağladı derken. Alındı. Ne oldu sonuç olarak? Tahta boş böyle. Çok rahat hareket ettiriliyor. Durum bu dostlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler.